Kardeşim, eksikliklerini vermesin. İlyas'cığım, efendim abi. Anlat abicim bize. Neler yapıyorsun? Ne olacak? Nereye gidiyor işler? İşler iyiye gidiyor şu anda. İşte harika. İncir'e ben X Factor yarışmasında söylemiştim. Orada evet. Bayağı bir işte beğenildi. Yani ben bir planlamıştım onu orada parçayı söylemeyi. Planlamıştım ama bir reaksiyon bekliyordum. Yalnız tahminimin çok yukarısında bir reaksiyon aldı. Çok fazla bir reaksiyon evet. aldı. Tahminin çok yukarısı değil tahmin, bayağı yani. Evet yani bayağı bir yukarısında aldı. Abi sesin de çok güzel senin ya. Teşekkür ederim yani cidden abi. Güzel bir sesin var. Bu İncirler parçasını arkadaşlarınla beraber mi yapmıştın sen? Yok onların bestesiydi. Ben ha. sadece yarışmada söyleme kararı aldım o parçayı. Çünkü ben eskiden hep barlarda çalışırdım yani. Evet. Yani şimdi çalışmıyorum anlamına gelmesin. Yine çalışıyorum. Yine çalışırım yani. Yani. Antalya'da falan çalışmışsın. Şezlonglarda evet, yatıp evet, uyumuşsun. Evet. Öyle bir dönemim oldu. Yani dışarıda falan işler kötü gittiği zaman şezlonglarda falan yatıyordum yani. Aslında herkesin hikayesinde evet. bu var. Yani bir şezlongda yatmasak evet, bile evet. herkes... Biz de Alanya'da. Yerlerden bir sıkıntıyla geldi yani. Herkes... Alanya'da evet Alanya'da evet, böyle. Var mı Mert geçmişte böyle bir tabii, sıkıntı? Tabii ben Alanya'da bayağı işte barda çalıştım, garsonluk yaptım. Sonrasında işte İsveç'e gidip okuma fırsatı. Ben sadece şezlongda Alanya yaptım. Alanya sadece öyle. Sadece güneşlendim. Diyor ki, ben sadece şezlongda yattım diyor hiç sıkıntı çekmeden. O da güzelmiş ya. Engin sende var mı öyle bir dönem? Abi tabii ki öğrencilik zamanlarında üniversitede falan. Hani okul harçlığını çıkartmak için gündüz okula git, akşam sabahlara kadar dublaj stüdyolarında falan var, var. Abi Eskişehir'de var. Kiracıyken hiçbir zaman kira vermedik. Çünkü kira dönemi geldiğinde taşınıyorduk. Her ay başka bir eve geçilir mi ya? Her ay başka bir evde gibi yani. Tam kira dönemi geldi. Baba işte oralar pişiriyor ama adamı yani. Hani oralardan evet, gelince evet. daha keyifli oluyor bu işler. Evet evet abi yani aslında şikayetçi de değildim hiçbir bekliyor zaman. Bekliyor muydun yani. Bugünleri? Hayal ediyor muydun? Olur falan diyor muydun? Yoksa bu İncirler çok... parçası böyle sana da mı şaşırtıcı geldi? Nasıl evet şaşırtıcı falan? Geldi. Yani çok fazla hayal etmiyordum açıkçası. Ben de alışana kadar bayağı bir zorlandım. Bir sene oldu zaten. Ama şu anda gayet iyi durumda. Albüm falan hazırladım. 11 şarkılık albüm de çıkacak abi yakında. İnşallah bakalım. Bugün buraya gelirken telefon ettin mi kimseye Beyaz Şov'a çıkıyorum diye? Tabii haber verdim insanlara. Peki şu anda mesela düşünüyor musun? Şu anda seni kıskanan o adam, o kadın, o birisi vardır diye çıktım işte gördünüz. Ben de bu parçayla çıktım, programlara çıktım diye seni birileri kıskanıyor mudur şu anda bir yerde? Ya yok zannetmiyorum. Öyle kibirli bir yapım yok benim abi yani. Sen kıskanıyor musun demedin. Ya, ha, neyse yani, öteki de bir kibir yani, doğru. Evet yani doğru. O şekilde aferin de düşünmem mi? Yani. Ne güzel laf soktun bana vallahi. Bana güzel laf soktu. Benim estağfurullah. Öyle bir şey söyledi ki içimdeki o haris adam çıktı orada yani. Yani yoktur büyük ihtimalle. Düşünmüyorum ben öyle şeyleri. Peki şeyde. Ne yapacağız parçayı söyleyelim değil mi? Söyleyelim abi. Bir şey de daha var sana burada soracağım da bu yaza damga vuranlardan mı olacaksın? Yaza damga vurma hayalin var mı? Yaza damga vurayım bizde şey var yaza damga vurma cümlesi yok. Yok abi. Ha sen oralarda da değilsin. Anlam vermeye çalıştım da çıkmadı hiçbir şey yok abi ben yok. Tamam peki. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh, dude.